Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bir parça var elimde. Tamam mı? Bunun kalıplamasını yapacağız. Daha doğrusu ben bunun ayrım çizgisini yaptım da sonra unsur ağacını sildim. Dedim videoya alayım. Şöyle ki parçayı biraz inceledim. Güzel de bir geometrisi var açıkçası. Hani şöyle bakarsanız bunu paylaşmak istedim yani sizinle. Şurada içeride jiggle çalıştıracağız ya da collapsible çalıştıracağız. Tamam mı? Dış kısmına bakıyorum. Kasa kalıbı gibi dişi grupta maçalar çalışacak arkadaşlar. Kilitlemeli maçalar çalışacak. Aslında geometri olarak çok zor bir parça değil de kesite baktığımızda tamam mı? Şuralar biraz insanın aklını karıştırıyor. Ben de bunun kalıp ayrımını yaptıktan sonra kelikleri çıkarmayı ve bir kalıp setine oturtmayı sizinle paylaşmak istedim. Bu yüzden de videoyu açtım. İnanın kalıp ayrım çizgisini aldıktan sonra hiçbir şey yapmadım. Dişi erkeği nasıl ayıracağım kafamda herhangi bir plan ya da bir şekil yok. Tamamen şu an sizinle beraber düşünerek yapacağım. Bakın video uzun olabilir. Belki çok da kısa olabilir. Çabuk da yapabilirim. Yok burası olmadı deyip bozarak tekrardan yeniden tasarlayarak da yapabilirim. Biraz da keyfim yerinde açıkçası. Tamam, bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi malzeme Moblen'den basılacak. Tamam mı? Moblen'den basılacak ve aslında parçamız bu. Ben buna çekme payı verdim. Tamam, şuraya çekme payı verdim. Orijinal parçayı kaybetmemek istedim. Ne yaptım? Orijinal parçayı 10 numaralı layer'a attım. Buradan böyle gizlediğimde layer settings'ten tamam. Yani orijinal parçamı görmüyorum. Çekme payı vermiş olduğum parçanın üzerinde çalışacağım. Şimdi biraz incelersek parçayı, bunun kalıbı nereden ayrılır arkadaşlar? Şöyle içinde erkek olacak. Şu dış kısmı şöyle select face yaparsak seçim önceliğini. Programda bug var sanırım. Bakın yüz seçimi yapmıyor. Şöyle yapalım. Hala yüzey seçimi yapmıyor. Neyse ya bu önemli değil. Şu kısımda yani şu an ekranda gördüğünüzde dişi gruptan çıkacak arkadaşlar. Buraya kadar anlamadığınız bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şimdi tasarladıkça birazcık daha açılacak. Peki biz bunu nereden ayıracağız? Bak şu yüzeyden ayıracağız. Tamam mı? Bu yüzeyden ayıracağız. Şöyle baktığımızda da geometri evet buna elverişli. O zaman sizinle beraber bir ayrım çizgisini alalım. Ne yapacağım? Yüzey öreceğim ben buraya. Bunun için de şöyle extrude komutunu almam lazım. Extrude komutunu aldım ama bakın tangent curve'a çıkmış. Şöyle tangent curve'u kapatalım. Single curve modunda. Şöyle seçiyorum bunları. Vektör yönünü de ne yapıyorum? Bu şekilde ve tersine 800 çok ya. Şöyle ne kadar diyelim biz buna? 100 milimetre desek. Tamam 100 milimetre uygundur yani. Şöyle onayladım. Bunu aldım. Bu arada arkadaş şarkı çalıyor. Size geliyor mu bilmiyorum. Gelmesini istemiyorum. Evet, masaüstü sesi gelmiyor. Tamam. Şöyle açık yüzey bırakmadan yüzey örme işlemine devam etmemiz gerekiyor. Şuraları da alıyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten nasıl çıkacak inanın ben de bilmiyorum. Şunu da alabiliriz. Onayladım. Şimdi yine devam edelim. Şu yüzey bu. Bu. Hangi vektör yönünde? Bunu da bu tarafa doğru örsün. Yanlışlıkladık. Yüzeyi seçtik. Şeyden çıkalım. Sketch'ten çıkalım. Sketch'le işimiz yok zaten ya. Sketch'i ne yapacaksınız? Biz endüstriyel tasarımcı mıyız ya? Kalıpçıyız biz. Şöyle seçelim. Vektör yönünü de verelim. Curve seçimine şöyle selection kısmında devam etmeniz gerekiyor. Bu normalde burada çıkar da ben parçayı görebilmek için şöyle falan taşıyorum. Şöyle devam edelim bakalım. Bu arada bilgisayarınız kasıyorsa şu preview kısmını kapatın. Ön gösterim yapmasın. Bunu zaten şeyde kapatırım ben. Hani kalıbı tasarladıktan sonra standart elemanları yükledikten sonra tabii datanın boyutu büyüyor. Bilgisayar kasmaya başlıyor.
Bunu yaşamayın diye söylüyorum yani. En son ne yaparsın? Şöyle bir preview açarsın. Zaten komut hata verecekse bu kısımda hata veriyor. Bakın verilecek bir hata yok. Şimdi kalıp ayrım çizgisini ne yaptık? Oluşturduk. Bunu örmemiz gerekiyor. Şimdi bunların hepsi şöyle sheet body olarak baktığımızda bunların hepsi ayrı bir gövde olarak görüyor. Bunu tek görmesini istiyorum ben, tamam mı? Buradan dik komutunu alıyorum. Bunların hepsini diktim. Tekrardan bir otokontrol yaparak bakın bunun tam bir tek bir yüzey olduğunu ispatladım. Tamam mı? İspatla gidiyoruz. Şimdi unsur ağacı nasıl olsa çekme payını verdim. Unsur ağacını silebilirim. Ve ardından şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Bunu bir dikdörtgen haline getirmemiz gerekiyor. Bakın hani kulakları mulakları var ve bu bir tam sayı değildir hiçbir zaman. Bu nasıldır yani, şimdi bakın buradan buraya ölçtüğümde çekme payı falan da var ya, görmüyor 345 nokta bilmem ne bilmem ne 28 falan geliyor. Şimdi bu parçanın ortasını bulman gerekiyor. Tamam mı? Tam şu yüzeyin ortasını bulman gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsun? Bak Orient VCS komutu var. Tamam, yok bu normal VCS. Şu muydu? Evet, Orient VCS. Buradan doğru komuta girmişim. Seçeneklerden Invert akıllıyı seçip şu yüzeye tıkladığınızda bakın bu yüzeyin tam ortasını veriyor size. Tamam, tam ortasına VCS atıyor. Şimdi ne oldu? VCS attık ama gözükmedi. Tools kısmından şöyle mor Display VCS'i göster dediğinizde VCS buraya gelir. Daha sonra ne yaparsınız arkadaşlar? Bakın daha sonra ne yaparsınız biliyor musunuz? İsterseniz Datum CSYS dediğinizde buraya bir koordinat düzlemi koyabilirsiniz. Koordinat düzlemi koyabilirsiniz. Koordinat düzlemi koysanız da koymasanız da bir şey olmaz. Şimdi bu VCS bizim işimizi görüyor. Burada şöyle VCS'i tutup X yönünde bir 100 mm çekelim. 100 olmadı. 120 çekelim. 120 çektikten sonra bak trim body yaparak diyorum ki bunu new plane nereden keseceğim? Şuradan Y'den keseceğim, tamam mı? Y'den. Buradan geliyorum. Şöyle nerede? Y'yi seçtim, yanlış seçtim. X'i seçmem gerekiyormuş. X'i seçtim, bunu buradan budadım. Şimdi 120 vermiştik ya, eksi 240 yapıyorum, tam arkasına gidiyor bu sefer. Tekrardan trim body. Şöyle seçenekler kısmına tekrardan X ve kesilecek yönü terse çevir. Reverse direction. Reverse direction yapıyorum. Burada dikkatli olmanız lazım. VCS'i kaçırmayın. Yani parça ortasını kaçırmayın. Kaçırırsanız da tekrardan aynı işlemi yaparsınız. Ortaya alırsınız. Şimdi Y'de çekelim bakalım. Y'de 50 mm çekelim. Gayet yeterli mi? 60 çekelim. Sonrasında çelik ebatıyla oynayabilirsiniz. Tekrardan trim body. Bu sefer Y eksenini seçiyorum. Şöyle geldim. Eksi 120 diyorum. Tekrardan aynalanmış bir şekilde simetrik olarak arkaya gidiyor. Şöyle Y'de de budama işlemini yapalım. Sonra gelin tekrardan VCS'i buraya koyun. Geçin arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra parça içerisindeki yüzeyleri seçmemiz gerekiyor. Tamam mı? Parça içerisindeki yüzeyleri seçmemiz gerekiyor. Peki, bu işlemi nasıl yapacağız? Bir şarkı açayım şuradan. Onunla beraber dinleye dinleye sizinle yapayım. Yok. Ara. Oza. Innocent. Neredeydi o şarkı? Tamam, bu. Bu çalsın arkada. Şimdi buradan extract geometri yani yüzeyleri kopyalama komutu. Tamam, bu yüzeyleri bizim seçmemiz gerekiyor. Buradan face chain yapıp şöyle tangent face desek iç yüzeyleri tamamen seçiyor mu? Umarım seçiyordur. Sanıyorum ki seçiyor. Bak buraları da seçti, gördün mü? Oraları seçmemesi gerekiyor. O seçimleri sonra yapacağız. Umarım içerideki tüm yüzeyleri seçmiştir. Şöyle seçtiğini varsayarak bunu onaylıyorum. Tekrardan ekstra geometri diyeceğim. Tamam mı? Buradan single face ve bunları da ekleyeceğim.
Şimdi buradan sheet body değil de solid body yapıp şunu bir gönderelim. Patlak yüzey var mı? Ona bakalım. Tamam mı? Patlak yüzey var mı? Tamam, patlak yüzey şu anda görünmüyor. Bu güzel bir şey. Patlak yüzeyin görünmemesi güzel bir şey. Şöyle dik komutunu alıyorum. Bununla bunu komple dikmesini söylüyorum. Bunu diktikten sonra burada examine geometri diye bir komut var. Examine geometri ile bunun tamamını seçiyorum. Burada face intersection yani yüzey kesişimleri ve sheet boundary. Bu boundary'nin ne olduğunu biliyorsunuz komutlardan. Yani kesme düzlemi diye falan geçer. Tam anlatamadım da. Neyse buradan bunu çalıştırıyoruz ve high result dediğim zaman, tamam mı? Burada patlak olan, açık olan yüzey varsa onu gösteriyor bana. Yani şurada bak şu yüzey olmasaydı, tamam mı? Bak şu dikdörtgen olmasaydı burayı kırmızı çizgilerle gösterecekti bana. Burasında olduğu gibi. Şimdi burası açık ya, ondan dolayı böyle görüyorum. Yani ekstrak geometri yaparken hiçbir yüzeyi seçilmemiş bırakmamışız. Tamam mı? Şimdi bunu katıladığımızda, diktiğimizde burası bir katı, solid body olacak. Bunu söylüyor bana. Bu komut bunu söylüyor. Olur da bir yerde açık yüzey bırakırsanız bulamazsanız bu komut size bunu buluyor. Komut bunun için var arkadaşlar. Yani daha doğrusu ben bunun için kullanıyorum. Şimdi buraya kadar yaptık. Tekrardan extract komutuna girelim. Şey extrude komutuna girelim. Şöyle yüzeyleri bir seçelim bakalım. Artık bunu katılayalım. Şöyle devam edelim buralarda. Bak şimdi. Ne oldu? Bir solid body oluşturdu, değil mi? Şöyle 50 milimetre bir kalınlık verelim. Buradan sheet yani yüzey geometri yapmasını söylüyorum. Ve bunu dikmem lazım tekrardan arkadaşlar. Ne oldu? Burası da bir kendi başına bir yüzey geometri oldu. Sonra şöyle bounded plane diyerek burası düz olduğu için, tamam mı? Şöyle şu çizgileri alırım. Buraya bir yüzey daha örürüm ve bununla bunu diktiğimde bakın şurada solid body yazması lazım. Valla yazdım yazmadım bilmiyorum. Ha bak şimdi mouse'un imlecinin altında solid body of solid body of body 4 diyor. Tamam bu artık bir katı. Kesit olarak baktığımda da bak şimdi içini dolu olarak göreceksin. Tamam erkek çıktı yani. Tamam mı? Erkeği çıkardık. Erkeği işledik. Şimdi bunları unsur ağacından silelim ve parçayı şöyle geri çağıralım. Parçayı şöyle hiç gözükmüyor. Şuna bir renk verelim. Şu zıt bir renk verelim. Mavi değil de mesela kırmızı olsun. Bunu birazcık şey yapalım. Gördünüz mü? Parça buna sıfır bir şekilde erkek içinde oturuyor. Erkeği daha sonra böleceğiz. Tamam mı? Bu şekilde zaten çıkmaz kalıptan bu. Erkeği böleceğiz arkadaşlar. Peki. Bunun dişisini nasıl yapıyoruz? Dişiyi nasıl çıkaracağız? Dişiyi çıkarmak zaten çok kolay bir şeydir. Burada yani burayı yaptıysanız dişiyi çıkarmak kolay bir şey. İstersen dişiyi çıkar, erkeği çıkarmak da kolay bir şey. Şöyle face edge diyerek bunun dört kenarını seçiyorum. Şöyle 150 ters yönde. Ters yönde. Kurtardı mı bakalım parçayı? Kurtardı. Şöyle 180 yapalım bunu. Şöyle 180 yapalım ve bunun boolean kısmının none olmasına dikkat ediyorsunuz. Subtract yeni oluşturduğum çelikten erkek çeliği çıkartıyorum. Erkeği gizledim. Bak parça kaldı. Parça hala kesişiyor burada. Tekrardan bir subtract yapıyorum. Diyorum ki bu çelikten parçayı çıkar. Tamam, parçayı da bana çıkardı. Evet, gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde çelik geometrisini dişiyi erkeği ayırmış olduk. Yani bu kadar kolay olacağını inanın düşünmüyordum. Çabuk bir şekilde ayırdık. Şimdi buna bir kesit görünümünde bakarsak vallahi çok tatlı bir geometri arkadaşlar. Da bunu daha böleceğiz. Tamam mı? Bu da bu şekilde çıkmaz çünkü. Bunu böleceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kalıbı dört gözlü yapabilir miyiz? Dört gözlü. Tabii yapabiliriz bunu aslında dört gözlü. Bu kalıp nereden bölünecek şimdi? Şimdi ona karar verelim, tamam mı? Şöyle bak face dediğimde hala da şey yapamıyorum. Seçim alamıyorum. Abi yüzey seçeceksin. Lütfen. Seçemiyorum, seçemiyorum, seçemiyorum. Future
Face. Hadi yüzey seç ya. Seçmiyor ya. Neyse. Şöyle yapsak olur mu acaba? Var mı bir hata? Bir optimize face yapalım. Bakalım fazlalık neler var. Onları bir düzenlesin. Bunu aslında kalıplamaya başlamadan önce yapmanız daha sağlıklıdır. Daha düzgün olur. Şimdi yüzey de fazla olduğu için biraz beklersiniz de bu komutta. Biraz geç çalışan komutlardan bir tanesidir açıkçası. Evet, raporu verdi. Dedi ki 2115 tane diyor yüzey varmış diyor, 2080'e düşürdüm diyor. Görüyor musunuz? Çizgi diyor 814 tane vardı, 815 taneye çıkardım. Bir şey 835'e çıkarmış. Daireler 575'ten 600'e çıkmış. Bakalım bakalım bakalım, surface. Çok değiştirmiş şeyi ya. Parçayı çok değiştirmiş ya. Bakalım şimdi face seçimi yapabiliyor muyuz? Hala yapamıyoruz. Demek ki buna gerek yok. Bu şimdi şöyle burada bir dursun. Ardından şöyle bir ben size göstereyim. Bu çeliği nereden ayıracağım? Bak şimdi. Bunun tasarımını yapan arkadaş şu delikleri maçada bırakacağı ya da maçaya çakacağı iğnelerle çıkartabilmeyi düşünerek tasarım yapmış, tamam mı? Bunu düşünerek tasarım yapmış. Şimdi bu kalıp nereden ayrılacak? Şurada bu kulaklar var. Kulaklar çok da büyük bir sıkıntı açıkçası. Ama. Şöyle ayırırsak bu buradan çıkar mı? Evet, bu buradan çıkar. Düz bir şekilde yukarıya çıkar. Şu deliklere de böyle baktığınızda gördüğünüz gibi tam dik bir şekilde delinmiş olduğunu görüyorsunuz. Tamam mı? Dik bir şekilde delinmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Bak burada tuhaf tuhaf yüzeyler var. Programın yapmak istediği de buydu açıkçası. Bu tuhaf yüzeylerden kurtulmak gerek. Burada bu radüslerden de kurtulmamız gerekiyor. İşte bu tasarımdan yana hata olarak geliyor. Bunların hepsini tek tek düzelteceğim. Ne çıkmıyor burada biliyor musun? Bak bunlar çıkmıyor. Bunlar çıkmıyor. Şimdi bunu aslında şuradan ayırman gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim mesela. Bu kalıbı normalde buradan ayırman gerekiyor. Bak. Ama buradan ayırdığında da bu sefer bak bu şekilde bir kesişim oluyor, anladın mı? Burası çıkmıyor. Bu tasarımdan yana hata aslında. Bunları düzelte düzelte gideceğiz. Şöyle bu tarafa geleyim. Ben buna bir tane yüzey açayım. Çeliği keseyim. Çeliği kestikten sonra bakıyorum. Bunu nereden nasıl ayıracağımı çeliği kestikten sonra söyleyeceğim size. Şöyle ayırsam. Bu buradan ayrılacak arkadaşlar. At bakayım şuraya bir düzlem. Aynen sıfırına. Çek bu çeliği. Bunu getir. Bunu gönder. Burada ne kullanırsın? Split body. Derim bu çeliği. Şuradan new değil. Face or plane. Buradan kes bakalım.
Ne diyor? Intersection target and two face might have a problem at the intersection gaps. Neden kesmiyorsun? Niçin kesmiyorsun? Neden kesmiyorsun? Niçin kesmiyorsun? Gel bakalım. İşte dedim ya size, bunun üstünde bayağı düşünürsün yani. Bayağı düşünürsün. Böyle sivilcen falan çıkar. Çok uğraşırsın. Aslında bu buradan da kesilmeyecek. Yani bunu buradan kestin. Burayı nasıl çıkaracaksın? Tamam mı? Bunun buradan böyle kesilmesi gerekiyor. Bak. Bunun buradan böyle kesilmesi gerekiyor. E peki bunu yapabilmek için ne yapman lazım? Abi bunu yapabilmek için ama şimdi buradan kesersen kalıbın altını formlu işleyebilirsin. Kalıbın altını formlu işleyebilirsin. Bak şimdi şu da bir çözüm yolu. Bak bunu sil. Şuraya gel bakayım. Bounded plane. Ör burayı. Burayı da ör. Burayı ördükten sonra şunu yap. Burada sıkılmayacaksın. Dikkatli bir şekilde bak bunları seçeceksin. Burada patlak bırakmaman gerekiyor. Patlak yüzeyi bırakırsan da çok uğraşırsın. Yine seçmeye bu şekilde devam ediyoruz. Bak iki kere tıklarsan parçanın içinden de yüzey seçer. Bak seçti gördün mü? Tıklamalara dahi dikkat edeceksin. Bu biraz nazik bir komut. Sonra dedim ki bak şöyle ayıracağız. İçeride de bir şeyleri seçiyoruz galiba ya. Var mı içeriden seçilen bir şey? Yok. Bak. Bu da buradan ayrılacak. Anladın mı? Güzel kardeşim. Şöyle, şöyle, şöyle. Deli manyak radyus atmışlar parçaya. Böyle bir şeyin olmaması daha iyi olurdu. Bunlar hep kalıbı tasarlayan kişinin parça tasarımını yapmamasından kaynaklanan sorunlar. Tamam mı? Yani mümkün mertebe kalıplayacak olduğunuz parçayı siz kendiniz tasarlayın. Hani garip gulema bak şimdi burada radyus atmaya hiçbir yer bırakmamış. Burayı hani nasıl işletecek onu da merak ediyorum yani. Bak bu çıkmaz mesela buradan. Bu çıkmaz. Bu yüzeyi ikiye bölmesi gerekiyordu. Tuhaf bir şey yapmış burada. Bu yüzeyi ikiye bölmesi gerekiyordu. Bak bunun yarısı burada kalacak. Anladın mı? Bunun yarısının orada kalması gerekiyor. Yani uğraşabildiğin kadar burada kısaca. Vallahi adamın canını çıkar bunu yaparken. Ben size söyleyeyim. Aa. D'ye bastık bütün yüzeyler gitti. Şunun üstünden kesmem lazım bunu ya. Böyle yüzey seçerek yapmayacağım bunu.
Bunun üzerinden kesmem lazım. Bunu ayırmam lazım. Şuradan ayır bakayım. Kes bakayım sıfırından kesebiliyor muyum? Aha kesti. Şunları sil. Bunu da tamam sil bundan. Bak şimdi ayırdı bunu da. Bu maça bu tarafa doğru hareket edecek, tamam mı? Sağınıza doğru hareket edecek. Şuna bir renk verelim, renk çekelim bunu. Şu yeşil bir renk yap bakalım. Bu ne? Sil bunları. Bunlar fazlalık ya. Bunu şuradan böl bakalım bir de. Tamam. Şu parçayı bu çelikle birleştir. Ne diyoruz? Unite. Şimdi parça gelsin. Parça nereden ayrılıyor? Bu da mühim bir şey. Bak bu çıkmaz. İçindeki kulaklar çıkmaz. Onu söyleyeyim size. Ne olacak? Bunu bu şekilde ayır. Buradan da ayırman lazım. Buradan da kesmen lazım. Yani bunu kesebilmek için ne yapman lazım güzel kardeşim? Çeliği buraya kadar da bölebiliriz. Heh, buraya kadar olabilir. Buraya kadarını erkek tarafa verebiliriz. Erkek tarafa verirsek ne olur? Bunun burasını. Çıkarken bir sorun yapar mı? Yapmaz aslında. Yapmaz. Burada çalışır. Vermesek daha güzel olur da. Vermesek tabii daha güzel olur da. Burası işi bozuyor bu sefer. Ya bunu ben parça ayrım videosu olarak bırakayım. Bir sonraki videoda şey yapayım. Şu kaldığım yerden devam edeyim. Bunu da şey yapacağım. Karmaşık geometrik modelin kalıp ayrım videosu diye yükleyeceğim. Bu burada kalsın. Zaten ne kadar zaman olmuş bu? Bunda da görmüyorum. 27 dakika falan olmuş. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunu sizinle beraber kalıplayacağım ben. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar.